Fenetiye Hanım merhaba. Merhaba. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Yaptığınız süreç içerisinde de kilo verdiğinizi biliyoruz. Biz sizi birazcık daha fazla tuttuk. Ne olur ne olmaz göz ağrılarımızdansınız diye ama daha önceden kullandığınız tansiyon ve kolesterol ilaçlarınızı kullanmaya devam edeceksiniz. Ancak kilo verdikçe diyete devam. İnşallah. Geçmiş olsun. Sağ ol, sizin gibi bir doktorum olduğum müddetçe. Çok teşekkür ederim. Ben inşallah çok iyi olacağım. Çok sağ olun. Her şey için çok iyi ilgilendiniz. Çok şey yaptınız. Daha önce çok korkuyordum böyle. Ameliyattan korkuyor muydunuz? Çok korkuyordum. Kaç yere gittim? Abim gittiğimi. Bir haftada 7 kilo verdim. Evet, 7 kilo verdim bir haftada. Şimdiden sonra da de iyi doktorlarım. Ben yıllardır hiç karar veremedim ameliyat olacağım diye. Sizi görünce özellikle. Ay, teşekkür ederim. Şimdi bizim multidisipliner yani çok merkezli bir çalışmamız var. Ancak böyle bu iş ilerliyor. Öncelikle bu hastalarda bir endokrinolojik hormonal bir bozukluk var mı yok mu diye bakmak kesinlikle şart. Yani direkt hadi siz ben şişmanım ameliyat olayım değil. İkinci aşamada çok iyi bir endokrin ekibi çalışıyor bu işin arkasında. İkinci aşamada bu hastaların yeme bozuklukları var mı? Yani siz mesela ne yaparsanız yapın bu hastalar için. Yeme bozukluğu varsa bir şekilde diyetine uymuyor ve diyetinden sonra hala kilo almaya da devam ediyor. Bu grupta ameliyat etmek birazcık daha sıkıntılı ve uygun değil. Üçüncü aşamada da bu ameliyatın ne olursa olsun hastalar kilolu. Hem göğüs hastalıkları açısından hem de kardiyoloji kalp açısından birazcık daha riskli hasta grupları. Çoğu zaten tansiyonu, şekeri olan hasta gruplar ve akciğerlerin kapasitelerinde kilodan dolayı açamayan, yeterince oksijenizasyon sağlayamayan bir grup. O yüzden de bu hastalarımızı rutin olarak kardiyoloji ve göğüs hastalıklarına gösteriyoruz. En son en büyük riski alan gruptan bir tanesi olarak anestezi ekibimiz uygun dediği anda da biz ameliyatını yapıyoruz. Yani arkada işin mutfağında aslında çok geniş bir çalışma var. Şimdi obeziteyi önce kısaca tarif edersek hani çok da şey yapmadan şöyle diyebilirim kısaca. Hastamız süper morbid obez grubunda. Yani kilo indeksi, vücut kilo indeksine baktığımız zaman da 50'nin üzerinde, 54 değil. Yani 137 kilo, 158 santimlik de boyumuz var. Buna göre hesapladığımızda da hastamız süper morbid obez olarak geçiyor. Yani 40'ın üstündeyken bu hesabın sonucunda zaten morbid obez olarak değerlendirdiğimizde hastamız süper obez diyebiliriz ve bunun da getirdiği bazı rahatsızlıklar da ön planda tansiyon ve şeker gibi. Bu gruptaki hastalarımız zaten 40'ın üstü riskli ve cerrahiye uygun hastalarken 54 olarak bayağı yüksek bir hasta grubumuzda. Öyle de görünüyor maalesef ki insanların ellerinde değil yani bizler bile bu işin ameliyatını yapıp dikkat eden grupken bile kendi çocuğumuza bile bir an spor yapabilen, koşturabilen bir çocuğumuz ister istemez evde oturmak zorunda kaldı. Onda bile kilo artımını görüyoruz. Haliyle evet birazcık göreceğiz. Ancak insanlar kendi evlerinde küçük egzersizlerle kalori ihtiyaçlarını birazcık daha kısarak bir şekilde kilolarını en azından sabit tutabilirlerse sonraki süreç biraz daha iyi geçecek gibi duruyor. Ancak maalesef evet obezite yavaş yavaş zaten koronadan önce bir artan eğilimdeydi. Muhtemelde korona ile birlikte artacak gibi duruyor. Şu anda biz hastamızın 7. günündeyiz ameliyat edeli. Normalde bazen yani süper morbid obez olmayan sadece morbid obezite dediğimiz grubu 1 ila 3 gün içerisinde taburcu ediyoruz ama hastamız bizim için birazcık daha değerliydi. Çünkü süper morbid obez grubundaydı. Hem tansiyonlarının düzenlenmesi açısından hem hastanemizin sisteminin alıştırılması açısından birazcık fazla tuttuk hastamızı 7. günü ama 7 gün içerisinde de yaklaşık 7-8 kilo kadar verdik. Normal gündelik hayatlarına geri dönmeleri, buna da alışma süreci içerisinde değil de mümkün olduğunca hızlı şekilde yapmaları, egzersizleri gerçekten bırakmamaları. Zaten demin de söylediğim gibi zaten obezite dünya genelinde gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin büyük bir problemiyken bu korona sayesinde gittikçe de artacak gibi görünüyor. Lütfen dikkat edelim. Obeziteden dolayı akciğerin genişleme kapasitesinden daha az genişliyor. Zaten oksijenizasyon seviyeleri daha düşük. Koronada akciğerde milyar yaygın bir tutulma sebep olduğu için oksijenizasyon daha da sıkıntılı ve hastaların yoğun bakıma gitme oranları artmış gibi görünüyor istatistiksel. Artı yoğun bakımda da Allah korusun vefat oranları obez hastalarda biraz daha yüksek görünüyor. Açık net söyleyebilirim. Sağlık Bakanlığı'nın hastaneleri çalışma prosedürü çok iyi gidiyor. İnsanlar hastaneden, kendi yakınlarımda görüyorum, hastaneye gitmekten bir korku ve endişe içerisindeler. Bir kere bundan bir vazgeçelim artık.
Evet, salgın var, evet şey var ama iş daha da ciddiye binmeden mutlaka bir tıbbi yardım almak zorundalar. İlla bu cerrahi olmak zorunda değil. Öncelikle bir diyet tedavisiyle en azından haftada bir takipler içerisinde kendi hayatlarını düzene sokmak zorundalar. Ve sonrasında da uygun koşullar içerisinde de cerrahi olunabiliyor şu koşullarda. Öncelik açısından sadece öngörü olarak söyleyebilirim. Evet, onlar da komorbiditesi yani ek hastalıkları yüksek grubun içerisindeler. Olmaları iyi olur. Aşı etkinliği düşer açısından net bir çalışma yok. Ancak aşının antikor oluşturmasının kiloyla bağımsız olduğunu da biliyoruz. Böyle büyük sorunlardan bir tanesi gıdaya ve işlenmiş gıdaya kolay ulaşabiliyoruz. İşlenmiş gıdanın da vücutta sindirimi çok hızlı ve çok kolay oluyor. O yüzden ondan yararlanma oranımız yüksek. Peki bir kalori oluşturduktan sonra bu kaloriyi yakamıyoruz. Yakamayınca da vücut bunu yağ olarak depolamak zorunda kalıyor ister istemez. Yani sürekli üstüne ekliyorsunuz. Bunun sonucu da yağın da olması iyi değil. Artık kalp damar hastalıkları, göğüs hastalıkları her konuda büyük bir risk faktörü. Bu yüzden dikkatli olunması gereken bir durum. Şöyle ki son dönem yazılarda da artık İtalya ve Amerika merkezli bizim Türkiye'den de gelen yazılarda da gördüğümüz üzere evet obez hastalarda koronavirüs birazcık daha şiddetli ve birazcık daha ölümcül seyredebiliyor. Bu yüzden obeziteye dikkat etmek gerek. Sadece obez dediğimiz zaman aslında altında yatan birçok hastalık var. Obezite dediğimiz zaman kalp damar patolojileri de eşlik ediyor yanına. Göğüs hastalıkları ile ilgili işte akciğerin genişleme kapasitesini bozan hastalıklar da eşlik ediyor. Endokrin olarak diyabet de eşlik ediyor. Birçok hastalık eşlik ediyor. Öz bakım sorunu bile eşlik ediyor. Bu nedenle yani biz bunu tek bir kelime olarak obez diyoruz ama bütün sistemi ilgilendiren hastalıklarla eşdeğer gidiyor. Çamlı Sakura Şehir Hastanesi olarak Sayın Başhekimimizin de desteğiyle hiç azaltmadık ameliyatlarımızı. Mümkünse ne kadar da arttırarak kadar baktık. En son artık sistemimiz oluştuktan sonra da obez hastalara geldi sıra. Şu an tek kişilik odasında obez yatağı yani kendisini kaldırabilecek kırılma tehlikesi olmayan yatak içerisinde kırılma tehlikesi olmayan ameliyathane masasında ve hastayı izole bir şekilde ameliyathaneye götürüp herhangi bir riskini oluşturmadan ameliyatını yaptıktan sonra da sadece izole olarak odasında tuttuğumuz özel hemşirelerimizle hastaya baktığımız bir sistemimizi kurduk. Obezite gününüz kutlu olmasın diyeceğim. Olmasın çünkü obez olmamalıyız diyeceğim. Gerçekten obezite sadece tekrar tekrar söylüyorum bir kelime gibi görünse de birçok hastalığın bir arada olduğu bir tanım. O yüzden 4 Mart Dünya Obezite Günümüz kutlu olmasın. Nasıl karar verdim? Daha önce çok rejim yaptım. Doktorlara falan gittim. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Çok yere gittim. En son buraya oğlum çok ilgilendi. Anne çok güzel götüreyim dedi. İlkin çok korkarak geldim. Gece uykularım kaçtı. Ama burayı gördüm, doktorumu gördüm özellikle Kıvanç Bey'i. Bugün de taburcu olayım sanki kendi evimden gitmiş gibi böyle. 137 tartıldım söylediler. 7 kilo verdim. Hatta 8 çünkü. 2 kilo vermemi de çok iyi gördüler. 30 yaşından beri kilo problemim var yani böyle. Doğumlardan sonra daha doğrusu 25'ten sonra başladı. Yemiyoruz diyoruz ama gerçekten bana sorarsan ben yemiyorum. Ama demek ki yiyormuşum, kilo aldım. Sağlıklarına çok dikkat etmelerini diyeceğim. Ben kendime hiç iyi bakmadım, hiç iyi davranmadım. Yani kendimi şimdi yanlış göremiyorum, herkes de öyle kendisini yani. Çok mu yedim, dikkat mi etmedim onu da bilemiyorum.